Evet, böyle. Seni özledim, özledim dedim böyle. Herkes biliyor seni çok sevdiğimi, çok özlediğimi. Böyle Allah karşıma çıkardı seni. Tamam işte. İşte kapkarbeymiş abla. Evet canım. Kapkarbe geldik yani. Sevacığım, annen nasıl, iyi mi? Annem de eline cilet kesti. Ne? Cilet. Ciletle ne işi vardı? Tutmuş o tezah var. Şeram. Bara götürüyor, cilet oraya koyuyor. Annemin eli böyle gidiyor. Tamam mı? Eline tikiyorlar. 10-15 tikiş attılar. Ondan sonra bir de şey... Ne diyeceğim? Annemin burasında... Bibim, zira bibim yok muydu? Şimdi Arbistan'a götürmüşler Maraş'ta. Onu götürmüş annem aslında. Orada da bir şey çıkmış. Her zaman pasman ettirik, her gün. Bibi yaşıyor mu? He. Elbistan huzur evinde diye duymuştum. Yok, Maraş'tan Arbistan'a götürmüşler. He. Oğlu burada, ondan sonra... İstanbul'da gelmiş oldu, evleri yola gidiyor diye bizimki gitmiyor. Bizim evimiz gitmiyor. Hı hı. Onun için. Ha bak şimdi tip parası şey diyeceğim, tip parası. Ben geldim ki tip parası. Memnun'a ne yapıyor? Memnun'a şimdi çarşıya geldi. Benimle beraber geldi. O çarşıya gitti. Memnun'a ne yapacak? Ha, sonra buluşup eve mi gideceksiniz? Yok, o benden önce geliyor. Hı. Ya sonra gelir. Hani hangimiz anneme çay verirse, hangisi yemek verir. Şimdi biraz geldik işte, bir de sağ olsun, Allah razı olsun. Bana alışveriş peşi verdi 150 liralık, 250 liralık. Yetişti anneme makarna aldım, mantı aldım. Annem boğazında ameliyat var ya, bir şey yiyemiyor annem. Dedim onu şey de, geldik onu aldı. Annem de eve bıraktı taksini. Beni geri beni burada indirdi. Dedim biraz gezeceğim, dalacağım. Valla Seda sana meşat çekmiş. Onu da dönmeydi. Çağaya mama şey alacaklar, neydi? Bez, hasta bezimi ne? Alacaklar Seda'yı. Üstüne ki yardım etsinler. Ve o çocuk sakka. O çocuk yatağı, ağzı yok, dili yok. İşte engelli çocuğu olmasa Seden çalışabilir. Ama kim bakacak? Tabii. Ben gidip bakacağım ama anama kim bakacak? Ya Seden... ben diyelim bakam. Tamam. Güzel. Onun maması var. O çocuk. Altını değiştirmek var. Seden nerede çalışacak kocası? Seden'in eşi iş bulabiliyor mu? Vallahi o da Mehmet Akif var dedi, ona söyle dedi, bana yardımcı olsun dedi ama belediye şehir belediyesinde sevmiş kızım. İşsiz mi hala? Yok ya, ona da para yaz mı verilmiş. Evde kira, evlerde kira. Geçsen bir evi görsen Sultan abla. Ne sarayı. Ev ısınmıyor, kış gelmiş, evleri ısınmıyor. İki tane zaba almış. Nasıl ısınacak? Haydi söyle. Kocası yetiştiremez ki. İki tane engelli çocuğu var. Biri Mustafa. Bir de Mehmet Ali. Şu engelli aylığı alıyorlar değil mi? Alıyorlar da yetiştiremiyorlar işte, ha yetiştiremiyorlar. Şimdi işte akşam dedi ki ana dedi, çocuğun bezi yok. Şey maması istiyor, diyor aldım. Onlar da pahalı. 80 lira olmuş, ben nasıl alayım? Sandık mama, sandık. Seyden besleniyor ya bu, hortumla. Ha, hortumla besleniyor Seyden'in çocuğu. He, hortumla besleniyor. Bazı yemek veriyor çakaya. Yiyemiyor da Sultan abla. Ha, izleyenler belki bilmeyebilir Seden kim diye. Seden Semacığımın kızı İstanbul'da. O benim kızım can. Evet. Kimse bilmez işte, yardım etsin de bana. Paraları yokmuş. Akşam dedi ki ana dedi. Kıyafetim yokmuş. Aşatmanlarım yokmuş. Akşam benden isterdi. Dedim dur bakalım kızım, biri verirse dedim yollayayım. Ya da dedim ben getireyim. Ben gel. Ben Haziran'da gideceğim yine. Ya anama bakan yok. Anama ya Suat gibi bakacak ki ben. Memnun'a bakamaz mı? Memnun sadece çayını veriyor, yemek veriyor. Bir de Memnun evlenmişti. He, yemek bilmiyor hem de evlenmişti değil mi? He, adam kız olarak. Evlenip de kız olarak götürüp getiriydi. Adam yaşlıydı, yaşlı. Ha, yaşlı bir adama verdiniz. O da adam da ölünce kaldı devlete para. Buna nikah kıymadı ki. Keşke nikah kıyaydı. Keşke. Adam yani adam bakıyor. Allah. Ama o zaman çok neşeliydi Memnun'e, şimdi çok sinirli. Ya, abiler öldülerle, abimgil öldülerle neşesiz. Hepsi öldülerle. O eşinden ayrıldıktan sonra çok sinirli oldu. He, kocası ölmüş, kucağını dönmüş zaten. Gittim korkmuştu zaten. Gittim buna bir bardak su vermemişler, bir şeker su. Ne bir şekerli su vermiş. Dedim insan bir vermez mi ya dedim. Abla dedi abiler öldü dedi. Ambulans gelmişti, öyle arabası gelmişti, oğlu vardı, bir tane kızı vardı. Bunun 3 tane mi 4 tane kızı varmış. Ben bilmiyorum, İstanbul'da da varmış bunda da. Bir de 2 tanesi araştırmada, diğeri de İstanbul'daymış. Ben tanımam etmem. Oğlu Ankara'daymış, ben tanımam. Ben bu adamı ben tanımıyorum ki. Bu adam nasıl oldu? Tutuncuya geldi. Dedi sen al. Dedim dur, ben almam.
Langoca ihtiyacım yok. Ha, önce seni istemeye geldi. Abi tutmuş beni uygun göstermiş, dedim ben evlenmiyorum. Neyse dedi, abla da sen ölmesen dedim ben evlenirim. Memlüne. Memlüne bir sefer aldı. Adamın kafasıyla oynuyor, adam da huynalıydı. Nasıl kafasıyla oynuyor? Böyle kafasıyla oynuyordu resmen. E diye abla seviyor, kız kıskanım, adam sevmek istemiyor, kafasını böyle alıyor, öfeliyor. Ama adamla neşeliydi gerçekten. Adamla neşeliydi. Şimdi adam ölmeseydi bir ev olaydı. Bu ev kendinin değil mi kızım? Demek Memnun'u onun için neşeliymiş. He. E şimdi abi dedi, kime neşeli yapacak? Bazı benim kafamdan oynuyor, bazı annemin kafasından oynuyor. Gelin gideyim, tut kafamdan oynuyor. Kız niye oynuyor sen? Annem diyor, benim başım ağrıyor, benim başım ağrıyor. Yok şimdi şey yaparsa, işte Memnun'a daha yeni gitti. Gelsin abi. Anda canı sıkın abi. Yok annem dedi, gelme dedi, kaç gündür gelme dedi. Kim? Ya o gün biri daha beni sordu. Seni sordu mu? Ha beni soruyorlar. Benim arkadaşım arıyor Büşra. Tam şeyde. Bazıları da diyor ki niye çekiyorsun Sema'yı? Evini niye çekiyorsun? Çekecek. Yardım etsinler o zaman. Gelsin evi çek. Niye? Gelden gelsin yardım etsin o zaman. Bana kızıyorlar. Niye çekiyorsun evini? Çatlasınlar. Tamam mı? İsteğimizden konuşuyor. Kendine hakkı yok. Kimsenin hakkı da yok. Sen evi de gördün. Yanan yeri de gördün, akan yeri de sen gördün. Sen bana haber gönderiyorsun, nerede kaldı gelsin bir diye. He? Ama onların haberi yok ki böyle bir şeyden. Sen ne diyorlar ki, ben koşup baskın yapıyorum sana. Öyle olur mu? Biz kendimiz, gönlümüzden istiyoruz. Öyle şey olur mu? Kim söylerse çatlasınlar abi. Kıskansınlar. Çatlasınlar, kıskansınlar. Kaynalarlarını olsun bana ne? Semacığım, Teze Camii'ye de böyle bir şey yaptılar. Sanki böyle cezaevi duvarı gibi. He? Bak şöyle. Biz aynı. Ha şey havalandırma. Volta attım işte kötü mü? Ay aynı cezaevi oldu. Tam cezaevi işte. Daha ne gerek var işte bak al. Havalandırma. Havalandırma. Buralarda havalandırma olsun. Volta atacağız. Ha. Volta atacağız burada. Biz cezaevinde atacağız. Aynı cezaevi yaptılar. Ha, ama şey güzel oldu. Ama çok güzel oldu. Tamam. Güzel de bu yerler aynı taştı, yine aynı taş. Kırdılar, yok, döktüler, yine aynı taş. Şuraya bak, ceylan vermişler gördün mü? Nereye baratik ha? Şuradan şuradan hep baratik. He tabii ışıklandıracaklar. He burayı ışıklandır. Ama yalnız bu ağaç var ya, bu ağaç da gölge. Yani güneşten bu koruyor. Evet. Salar gölge bak. Buyur Kadir abi, gel sen de konuş. Gel. Röportaj mı yapıyorsun? He, gel sen de buyur abi. Buyurdu canım. Caminin şu cezaevi duvarlarını soruyorum Sema'ya. Yok, gayet güzel oldu. İbadethaneden çok cezaevine yok, benzedi. Yok, öyle bir şey olur mu ya? Camimiz ben yine yerinde duruyor. Camimiz aynı. Cami yerinde ya, duruyor da. Çıvansa abdest alacak, bu da ona sabah sabah geçecek. Ya, yapıyorlar işte. Daha güzel, daha kullanışlı aslında. Yok, daha da çekeyim bak, konuşursun işte. Deniz yaparsın. Yok yok, kesinlikle bu şekil daha güzel. Daha ama modern. Ama çok şey olur ama. Daha güzel. Tabii. Şimdi önce... Tabii orada elini ayağını yıkayacak. Şimdi burası daha iyi. Daha kullanışlı. Şuraya camiye gelene kadar kuruyacak el ayağı. Aynen, kurumuştur. Şimdi buraya şemsiyeler de yapılacak. Altı kez şemsiyeler namazı kılacaklar. Ha bu? Şemsiyeyi nerede? Allah çağır çoluğuna bak. Şu gördüğüm 5 tane kapak olan yerler şemsiye gelecek. Ne olacak orada? Oturacaklar mı? Şemsiye, namaz altları açılacak. Altında cemaat oturup yani namazı kılabilecek köyde. Ha anladım. Yani avluda kılmak isteyen, tam açık havada aynen, kılmak aynen isteyen. Çünkü caminin içerisi yetersiz. İster istemez dışarıya basınız. Namaz kıldıkları için doluyor çünkü. Evet. Bu şekilde kullanışı daha güzel. Semacığım paraların dökülüyor. Elim verdiği para dökülüyor. Ben şimdi bak. Şimdi bile bozuk verdi bana. Ekmek alalım diye tutalım. Gel sen abim mezarına götür. Akşam oldu Semacığım. Olsun açık orası. Ama yok. Sen çıkamazsın tepeye. Tepede. Ya. Tepeye çık ancak bir taksiyle. Bir de yavaş yavaş giderdik mesela.